Merhabalar sayın takipçilerim. Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere sabah kahvaltılarına çocuklarımızın ekmeğinin üzerine sürmesi için güzel bir sarale tarifim var. Her evde bulunan çok ekonomik bir sarale tarifi yapacağım şimdi sizlere. Yalnız çekimi yaparken videoda bir sıkıntı oldu. Bundan dolayı özür diliyorum size ama ben ne koyduğumu şimdi size tekrar baştan anlatacağım. Bir su bardağı, klasik su bardağıyla 200 milimlik bardakla bir bardak süt koydum. Kavrulmuş fındık içini blenderda iyice çektim, öyle un haline getirdim. Bir bardak kavrulmuş fındık içi koydum. Böyle bir bardak da şeker koydum içine, pudra şekeri. Yarım bardak çikolatayı, damla çikolatayı cezvede erittim. Biraz açmak için içine bir yemek kaşığı sütle birlikte çikolatayı açtım. Onu da koydum tenceremize. Şimdi bir tane vanilin koyuyorum. Tatlı dile güler yüze duyulur mu, duyulur mu? Kızımın yanıma misafir Aşkın gelmişti. bakışın göze Kızımın sesinden de duyulur mu, güzel bir duyulur türkü mu? dinleyin. O da Doyulur videoma dahil oldu. mu, canana kıyılır mı, cananına kıyanlar hakkın kulu sayılır mı? Doyulur mu, canana kıyılır mı, cananına kıyanlar hakkın kulu sayılır mı? Şimdi bir kaşık kakao koyuyorum içine. İki yemek kaşığı koydum. 2,5 yemek kaşığı yeterlidir. Şimdi ben bunları normal her evde bulunan blender'a vuracağım. Şöyle önce bir şöyle karıştıralım ki toz yapmasın. Ben bunu blender'a vurayım. Hemen döneyim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle yarım su bardağından az sıvı yağ koyuyorum. Yarım su bardağından az. Şimdi blender'a vurmaya devam ediyorum. Sarılemiz harika oldu. Marketlerdekinden 10 numara daha güzel oldu. Akışkan. Şu anda akışkan. Şimdi bunu saklama kabına koyacağım. Sabah tam kıvam alacak. Daha güzel oluyor. Ve saklama kabına koyuyorum şimdi bunu. Sarellemiz hazır oldu. İnanılmaz güzel oldu. Mutlaka bu sarelleyi yapın. Marketlerden almayın. Şimdi bunu dolaba alt kısmına koyacağım. Sabah kahvaltıda ekmeğimizin üstüne sürüp yiyeceğiz çocuklarla birlikte. Şimdi ekmeğin üstüne bir tane süreyim. Kıvamını göstereyim size. Ve tadına bakalım. Nasıl olmuş? Gerçekten kolay da sürülüyor. Harika oldu. Tadına bakayım. Size güzel olup olmadığını söyleyeyim. Harika olmuş gerçekten. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Mutlaka yapın diyorum. Siz de deneyin. Kendi emeğimiz. Beğendiyseniz abone olmayı, bir beğeni bırakıp yorum yazmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.